Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pazı kavurması tarifi vermek istiyorum. Şimdi malzemelere geçelim. Pazı kavurması için özellikle biz pırasa kullanırız. Ege bölgesinde ot yemekleri kesinlikle pırasayla pişirilir. Bütün boraniler pırasayla kavrulur. Ben de o yüzden şimdi Ege yöresine ait bir tarif vermek istiyorum. Pazı kavurması. Onun için öncelikle şöyle pırasalarımızı küçük küçük doğrayalım. Bir tane pırasa yeterli bunun için. İki bağ pazım var. Efendim kızım. Yardıma mı geldin? Onu mu istiyorsun? Şimdi pazılarımızı doğramadan önce öncelikle pırasalarımızı şöyle tavamıza alalım. Zeytinyağlı olacak. Bebeğim. Veririm tabii. Yine şöyle yıkayıp temizlediğim, ayıkladığım pazılarımın sap kısımlarını öncelikle doğruyorum. Sap kısımları daha sert. O yüzden bunları biraz daha küçük doğrayalım. Öncelikle tavanın altına bu sert kısımlarını koyacağız ki yapraklar çok erimesin. Yapraklarını doğruyoruz. Pırasanın üstüne önce pazının sap kısımlarını, sonra da yaprak kısımlarını koyup bir tane domates, eğer evde varsa kırmızı biber, kapya biber doğrayalım bir tane. Kırmızı pul biber. Bunları da dökelim. Ağzını kapatalım. Pişmeye bırakalım. Evet, doğradık. Hemen bunları koyuyoruz. Tavamıza koyalım. Şimdi otu bu kadar çok diye tuzunu çok fazla koymayın. Bu birazdan eriyecek zaten, çok az kalacak. Onun için ben şöyle bir çay kaşığı tuz atıyorum üstüne. Bu kadar yeterli. Çünkü bu zaten eriyecek şimdi. Ağzını kapatalım, pişmeye bırakalım. Bir kaşık salça ve pul biberini de dökelim. Bu şekilde artık son şekilde pişmeye bırakıyoruz. 15 dakika karıştırmadan 15 dakika sonra tekrar bakalım, zaten pişmiş olacaktır. 15 dakika geçti. Yemeğimiz pişti. Bir kontrol edelim. Yumuşamış mı? Evet. Kesinlikle yumuşamış. Altını kapatalım. Alalım. Bunun yanında Ege bölgesinde kesinlikle olmazsa olmaz acı biber kızartması ve sarımsaklı yoğurt mutlaka olmalı. Şu şekilde servis yapabilirsiniz. Denemek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun.